eylesin. Babasının sağ olsun. Allah bir cümlemizle de hoş bulduk. Sağ bir cümlemizle rahmet eylesin. Allah inşallah cennetinde buluştursun başkanım. Allah razı olsun. Durumu iyidir elhamdülillah. O taburcu oldu. Eve geçti. Geçti iyi maşallah. Elhamdülillah. Öyle yani hastanedeyken normalde onu şehir hastanesine gönderdi. Yoğun bakımda biz takip edelim dedi. Yoksa aslında yani her ihtimale karşı. Evet. Yaraları ciddi değil. Yani cilt kesiydi. Acaba olur ki o yaralardan dolayı bir komplikasyon gelişebilir mi? Ya da fark etmediğimiz bir şey olabilir. Enfeksiyon olabilir. Evet. Ya da içeriye bir sızıntı falan olabilir mi? Cildi delmiş, içe nüfuz etmiş olabilir mi diye. Tedbirini de tuttular. Yani o zaman da tomografide falan bir şey görülmüyordu ama yine evet. De dediler ki biz tedbirlerden bırakmayalım. Biraz da sanki Ankara'dan, Bakanlık'tan dikkatli olun diye onları şey yapmışlar o yüzden. Yoksa normalde belki daha kısa sürede taburcu edebilirler. Evet. Bıçaklı bir şey değil mi? Bıçaklı. Başkanım? Tabii. Bıçak. Acaba hiç böyle failleriyle ilgili bir şey var mı? Şöyle, bilgi. Başkanım şimdi bizim ilk gittiğimiz gün yani olay günü gece ben il başkanımızla görüştüm. Hastanede ziyaret ettim. Bunlar normal şartlarda bizim arkadaşlar 5 civarı partiyi kapatmışlar. O günde kalabalık varmış orada. Akşam etkinlik olduğu için onun planlamasıyla falan uğraşmışlar. Kapatıp gittikten sonra bizim il başkanı ve il sekreteri yakın bir yerde berberde tıraş olmuşlar. Evet. Tıraş olduktan sonra demişler biz il başkanlığı açalım, burada ikindi namazı kılalım, öyle geçelim. Açmışlar, kimse yok. Yani sadece ikisi var. İçeri girmişler, kapıyı da kapatma ihtiyacı da hissetmemişler. Zaten kapı otomatik cam kapı, böyle hani sensörlü, birisi gelince kendiliğinden açılan. Önünde de ayrıca kepenk var. Dükkan kepengi gibi. Oradan girdikten sonra merdivende bir de üst kat var, yani iki katlı. Mescid üst katta. Üst katı da en arka cephede, en dip tarafta. Oraya geçmişler, il başkanımız dedi ki biz namaza durduk. İl başkanı imamete geçiyor. Bizim bu şeyde olan kardeşimiz de kamet getiriyor. İşte namaza başlıyorlar. Diyor ki biz birinci rekatı bitirdik. İkinci rekata kalkmışken mi, kalkıyorken mi, onu ben yani o mu ifade etmedi, ben mi hatırlayayım, ben onu tam şey yapamadım. Yani birinci rekatı bitirdik diyor, ikinci rekata geçiyorduk. Diyor ki Sacit bir Allah dedi. Allah bu arada bıçağı böğrüne saplamış ama kötü vurmuş yani. Allah Allah. Fotoğraflarda da var, bıçağın namlu uzunluğu yani sapı hariç belki 25 santim var. Böyle çok büyük bir bıçak. Çok kötü vurmuş demek ki bıçağı. Allah Allah.